Habertürk Televizyonu'nda Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem'de güncel ve siyasi gelişmeler ve olası erken seçimde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ele alındı. Habertürk TV'nin Ankara temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefetin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bülent Aydemir, muhalefetin Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ı çıkaracağını iddia etti. Aydemir açıklamasında, "Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır." Bülent Aydemir'in olası erken seçimde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklaması şu şekilde. CHP yerel seçimlerde %30'u aştı, İstanbul'da %50'yi aştı. Ekrem İmamoğlu ile CHP bu şartlarda Abdullah Gül'ü aday, çataday gösteriyorum derse siyaseten intihar etmiş olur. Çok net söylüyorum, hani ortak aday dediniz ya, başka formül görünmüyor. Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir isim, bu bloğa karşı bloğu bölmeyecek bir isim olacak. CHP'lerin önemli bir bölümü bu başarı sağlamışken gidip Gül'ü aday gösterirse başkasına oy verir. Net söylüyorum diyor. Ali Babacan olacak diyor. Partiyi kuracak. Adaylar Ali Babacan olacak. Muhalefette destekleyebilir imasında bulunuyor. Saçmalığa bakar mısın? CHP'liler Abdullah Gül'e hayır diyecekmiş ama Ali Babacan'a evet diyecekmiş. Ya arkadaş, siz yazıp çizmeyin, siz konuşmayın. Muhalefetin iki tane doğal lideri vardır şu anda. Muhalefet bloğunun. Birisi Muharrem İnce'dir. Diğeri de Ekrem İmamoğlu'dur. Herkes bulmuştur muhalefet doğal liderini. Siz orada yazıp ne çiziyorsunuz? 31 Mart yerel seçimleri olmasaydı, 23 Haziran seçimleri olmasaydı, Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu piyasaya çıkıp parti kuracağız. İşte size muhalifiz, sizi eleştiriyoruz, size manifesto yayınlıyoruz diye isyan edebilecek miydi? Cesaretleri yoktu bir kere. 3 yıl boyunca susmuşlar, çekilmişler kenara. Kendi ağzınla söylüyorsun, CHP bir başarı yakaladı, bir ivme yakaladı diyorsun. Bunu gördüler. AKP tabanından CHP'ye oy kaymasını gördüler. İyi Parti'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne bir geçişi gördüler. Biz bu kaymaları durduralım, ortaya çıkalım dediler. He, millet de saftı. Muhalefet seçmeni de özellikle CHP seçmeni saftı. Ali Babacan'a diyecek ki, ağabeyin gitsin, reisin gitsin, sen gel Ali'ciğim diyecekler. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Muhalefetin iki tane doğal lideri kendiliğinden oluşmuştur. Birisi Muharrem İnce'dir. Diğeri de sizlerin sayesinde oluşmuş olan, sizlerin seçim iptali sayesinde, sizlerin yazıp çizmeniz sayesinde, sizlerin İmamoğlu'nu hedef almanız sayesinde, hem medyanın, hem YSK'nın, hem AKP'li bakanların sayesinde oluşmuş doğal bir lideri vardır, Ekrem İmamoğlu. Boşuna yazıp çizmeyin. Muhalefet çatı adayı vesaire olarak ne Gül'ü, ne Babacan'ı, ne Davutoğlu'nu da göstermez. İlk başta buna karşı çıkacak isim de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olur. Ha, gidip Ekmelettin İhsanoğlu faciası gibi Ali Babacan'ı da muhalefetin karşısına çıkarırsa lütfen terk etsin. Bir an önce terk etsin o koltuğu Kılıçdaroğlu.